Zehra Hanım'a da baksana. Sen kimi nereden kovuyorsun be? Ama dur. Yakında o Heaven Hanım'ı ben olacağım. Haberin yok herhalde. Ah Esra'cığım. Bir CD'yi kırdın diye benden kurtulacağını mı sandın? Sanki bende yedeği yok. Al bakalım Zehra Hanım. Kızının neler yaptığını kendi gözlerinle gör. Ya dalga geçiyorlar resmen insanla ya. Kapıda koca ilan duruyor. Meğer elemanı bir hafta önce bulmuşlar. Benim kız aşağı inmedi değil mi beyefendi? İnmedi de hanımefendi, şu kimlikleri verseniz artık. Getiririm de... Bizi kayıtlı göstermesiniz. Yani odanın parası neyse ödeyeceğim zaten. İlla kayıtlı göstermeniz şart mı? Öyle bir şey yapamayız hanımefendi. Kimsiniz, nesiniz, nereden bilelim? Neye güvenip de sizi burada tutalım? Tamam. Haklısınız, getireceğim. İyi misiniz hanımefendi? İyiyim, iyiyim. Anne, neredeydin? Çok merak ettim seni. Buradayım kızım, nerede olacağım? Gidecek yerimiz mi var sanki? Şimdi ben bu kimliği aşağı versem... Fatih hemen yakalar bizi. Beni üzer misin Melih'im? Seni de perişan ettim be anne. Herkese zarar veriyorum. Herkese zarar veriyorum be kızım. Allah'ım. Varlığım bile zarar veriyor. Bebeğim. Ah Zeynep, ah ne işler açtın başımıza. Komşuma, bu dert beni öldürecek. Eridim, bittim. Dizlerimde derman kalmadı. Yürürken bile sendeler oldum, Allah seni inandırsın. Allah korusun komşum, o ne biçim laf? Psikolojik, o psikolojik. Ah, sen de az şey mi çekiyorsun be komşum? Vallahi sen yine iyi dayanıyorsun. Bu Fatma'nın yaptığını düşman, düşmana yapmaz. Allah biliyor ya. Kızdım, ettim. Ama şimdi şuradan kapıdan girse. Anne ben ettim, sen etme dese. Yüreğim çözülüverir. Affederim. Bilmez miyim komşum ben seni? Ama bak, Fatma yolunu çizmiş. Dul bir kadın. Bilmiyoruz ki şimdiye kadar nerede, kiminle beraber. Ne zamandır evden uzakta. Gülten, sen ne diyorsun? Allah korusun. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin?
Ay hemen celallenme komşum. Ben kötü bir şey söylemedim. Yani o dul bir kadın, birinde görürse de bir şey diyemeyiz ki. Sen torununu düşün, torununu. Düşünmez miyim hiç Gülten? Ben niye bu haldeyim sanıyorsun? Bak, Fatma'yı görürsen de hiç eve gel falan deme. Tut torununun kolunu, al eve. Gizem senle kalsın. Fatma da ister gelir, ister gelmez. O da onun bileceği iş. Komşum, senin kafan da rahat olur. Benden söylemesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz daha geç kalsaydık, o kadın o çocuğu öldürürdü. Vicdansız kadın. Buyurun oturun Zahir Baba. Bu iş böyle çocuklar. İnsan şeytanın ağına düşmeye görsün. Ne vicdanını duyar, ne kalbini. Allah bizi bize bırakıp, hakkı unutup, unutulanlara karışarak şeytana oyuncak ettirmesin. Amin. Arkadaşlar, şunu unutmayın. Aslında tuzakları zayıf olsa da o lanetli şeytan bütün zaaflarımızın profesörüdür. Zaafları nasıl kullanacağını, insanı nasıl devireceğini çok iyi bilir. En çok da öfkeden yararlanır. Siz siz olun, ne yaşarsanız yaşayın, öfkenize asla yenik düşmeyin. Tabii oğlum. Murat. İyi misin? Bence sen biraz bekle. Ortalık bir durulsun, Fatih'le konuşur, özür dilersin. O da affeder zaten. Tabii tabii. Sizin dostunuz eski. Polislik yıllarından beri omuz omuzaydınız. Şimdi bir tanecik hatayla bütün bir arkadaşlık heba edilir mi? Hata mı? Siz de mi hata olarak görüyorsunuz yaptığımı? Çaresiz kadını sokağa mı atsaydım, ele mi verseydim ha? Ya kadının besbelli bir derdi var. Yuvasına da dönemiyor zaten. Derdini aldırış etmeden geri mi yollasaydım, he? Tamam, sakin ol. Yanlış anladın. Ya tamam. Ben anladım anlayacağımı. Herkese ben fazlayım artık. Murat! Aa! Ne oldu şimdi? Fatih oğlum, sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım baba. Murat bana ihanet etti. Yalnızca bana değil. Size, ailemize, ekibe, herkese. Ekipten uzaklaştırmayacaksınız da ne yapacaksınız? Fatih! Ben ne yapacağımı iyi bilirim. Önce sen sakinleş. Sonra konuşuruz. Öfkeyle konuşuyorsun. Evet, belki öfkeyle konuşuyorum. Ama beklemek hiçbir şey değiştirmeyecek baba. Murat'a olan öfkem hiçbir zaman dinmeyecek çünkü. O yüzden bir karar verin lütfen. Murat mı? Ben mi? İyi düşünün baba.
ekibin bir parçası. O zaman artık ben değilim. Nihayet teşrif edebildiniz hanımefendi. Az daha uğraşsan amcandan geç gireceksin eve. Canım sıkkındı. Merkeze uğrayıp Murat'la konuştum biraz. Sonra da dolaştım işte. Ne konuştunuz Murat'la? Fatma yengeyi nereye saklayabileceğinizi mi? Yoksa el aleme bizi daha fazla nasıl rezil edebileceğinizi mi? Yenge. Allah aşkına. Ne olur sen de yapma. Ne yaptın? Ne? Sultan Hanım bugün sana az bile söyledi. Kadın konuştukça ezildim. Mahvoldum. Ama suç bende değil. Çünkü benim Esra'm hiç böyle terbiyesizlikler yapmadı. Demek senin içinde var kızım. Ağır konuşuyorsun yenge. Günahımı alıyorsun. Az bile söylüyorum. İnsan kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Tabii el alemin terbiyesizliklerini kınadık. Sen Esra'nın kuyusunu kaz, Murat da Fatih'inkini. Ne güzel bulmuşsunuz birbirinizi. Yenge. Sus. Daha fazla konuşma, yürü git odana. Gözüm görmesin seni. Amcana da söyleyeceğim. Bir an önce sizi nikahlasın Murat'la. Başıma daha fazla iş açmadan bir an önce evlenin, ondan sonra ne haliniz varsa görün. Tövbe tövbe. İnsanı günah sokuyor. Ya Gülten teyze de iyice saçmalamış anne. Hiç olur mu öyle şey? Fatma ablam Emre abime hala bütün kalbiyle sadık. Hiç başka adamla görüşür mü? Görüşür görüşmez. Orasına sonra bakarız. Ama Gülten'in dediği iyice aklıma yatmaya başladı. Alacaksın Gizem'i elinden. Sonra bak nasıl geliyor tıpış tıpış gerisin geriye. Zaten o zaman da gelmiyorsun. Hiç gelmesin. Evladına sahip çıkmayan ananın bu çatı altında işi yok kızım. Hiç aklıma yatmıyor ama tabii siz daha iyi bilirsiniz. Allah Allah! Kaç saat oldu hala bir haber yok bunların evinde. Zeydin'in başına bir iş gelmiş olmasın? Aman canım ne gelecek ki posta kutusunda? Oh be, sonunda öğrenmiş. Bu geliş, o geliş. Hadi Fatih, göreyim seni. Kocan geldi, kapıya baksana. Hı? Esra, hala yüzüme bakıyorsun. Ya artık koca karşılama adetini de kaldırdın ortadan iyice Esra.
Zahir Bey'le konuştun mu oğlum? Konuştum. Netice? İşi bıraktım. Bu da bozuldu galiba. Hoş geldin Zahir. Hoş bulduk Zehra Hanım. Bir hal var. Korkutmadı, anlat bana ne oldu? Korkma hanım. Halledeceğiz Allah'ın izniyle. Fatih işi bıraktı. Nasıl barıştıracağım diye kara kara düşünüyorum. Merkezde ne dirlik kaldı ne düzen. Darmadağın olduk. Ben yemeği hazırlayayım. Siz yiyin, ben yemeyeceğim. Hiç olur mu öyle Zahir Bey? Aç açına yatılır mı? Tansiyonun oynar alimallah. Oynayacağı kadar oynadı hanım. Ben yatsı yıkılayım yatayım. Zahir Bey, bugün bu sana geldi. Ben açmaya çalıştım ama oynatmadı. Yarın bakarım. Allah Allah ya. Ayşe abla bunlar ne? Sen anlamazsın. Bilmez miyim ben seni? Şimdi bütün gece tek lokma koymazsın sen ağzına. Ayşe abla, ne gerek vardı? Niye zahmet ettin? Sen karışma bakayım. Yalnız benim ekmeğim yok. Sen git bir ekmek al da gel. Önce karnını sıkı sıkı doyur yavrum. Canına can gelsin. Ondan sonra bir çaresi vardır. Ben de ekmek olacaktı. Getireyim.
Allah'ım ne oluyor bana? Anne nereye? Kızım ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Birazcık böyle başımı. Anne! İyiyim kızım, iyiyim, bir şeyim yok. Hadi kızım sen git oyuncağınla oyna. Oynamam. Sen hastasın, seni yalnız bırakmam. Anne! Anne ne oldu? Hasta mı oldun? Bir şeyim yok kızım. İyiyim. Merak etme sen. Allah'ım ne oluyor bana? Sen burada mıydın? Yine burada mı yatacaksın? Hayatım. Fatma yengem kimseyi dinlemedi. Ne Murat'ı, ne Zeynep'i, ne Ayşe ablayı. O çoktan gitmeyi kafasına koymuştu. Kimsenin sözünü dinlemezdi. Ne seni ne de beni. Ya bak görüyorsun işte. Hiçbir kabahatim yok benim. Ne olur. Hadi odamıza dönelim. Sensiz geçirdiğim her gece yüreğimden bir şey kopuyor sanki. Hadi sen git uyu. Sabah erken uyanacaksın. İyi geceler. Esra. Gelmiyor mu? Al Fatih, al. Karartma gönlünü kızım. Sabır. Elbet gelecek. Nereye kızım? Biraz hava alacağım. Thank you.
olmazsa olmazım. Canımsın sen benim. Söyleme, sevmesen bile. Sensiz bu hayatı ben nasıl çekerim? Sen gitme, ben desem bile. Olmazsa olmazım. Canımsın sen benim. Söyleme, sevmesen bile. Sensiz bu hayatı ben nasıl çekerim? Sen gitme, ben desem bile. Gidersen yaşamak bir yalan olur. Zaman geçmez, hüzün durur. Saatler her gece hasreti gelir vurur. Sen gitme, ben desem bile. Gidersen yaşamak bir yalan olur. Zaman geçmez, hüzün durur. Saatler her gece hasreti gelir vurur. Sen gitme, ben desem bile. Cennete çeviren sensin. Ömrüme ömürler getiren. Bendeki geceyi bitiren sensin. Sensin. Sen gitme, ben desem bile. Dünyamı cennete çeviren sensin. Ömrüme ömürler getiren. Bendeki geceyi bitiren sensin, sensin. Sen gitme, ben desem bile. Dünyamı cennete çeviren sensin. Ömrüme ömürler getiren. Bendeki geceyi bitiren sensin, sensin. Sen gitme, ben desem bile. Zahir Bey, yapma böyle. Bak, dün akşam da hiçbir şey yemedin. Zahir Bey, gel sen beni dinle. Başta da söylemiştim. Zeynep'i tez vakitte nikahtan yollayalım Murat'a. Bu saatten sonra anlaşanlı düğün yapacak halimiz yok. Yapsak da kim gelecek zaten? Sultan Hanım gelmez, Fatih gelmez, Esra hiç gelmez. O ne biçim laf hanım? Böyle sürmeyecek elbette. Düzelteceğiz evvelallah. Bir kere de beni dinlesen Zahir Bey. Hadi ben çıkıyorum. Zeynep, kızım amcanın paltosunu getir. Tutayım amca. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi güle güle, hayırlı işler. Gördün mü? CD'ye bakacaktı, unuttu. Ben yetiştireyim yengemi. Yok, istemez. Akşam gelince bakar. Ay, lan ben delireceğim şimdi. Hala bir ses seda yok bunların evinden. Ay, ne oldu acaba? Aman, ne diye kendi kendimi yiyorsan, en iyisi gidip kendi gözlerimle görmek. Sen ne diyeceksin Fatih? Ne iş yapacaksın bundan sonra oğlum?
Bakacağız anne. Bir kafamı toplayayım. İşsiz kalacak değiliz ya. Yani sen niye işten ayrıldın ben onu anlamıyorum. Kabahatli olan Murat, işten ayrılan sen. Oh ne âlâ memleket. Zahir Baba'ya önce Murat'ı göndermesini teklif ettim. Kabul etmeyince de... Tövbe tövbe. Zahir Bey de iyi adam, hoş adam ama bazen de... Muhakkak bir düşündüğü vardır babanın. Kızım düşünmekle olsaydı. İcraat lazım, icraat. Şekerim. Yine mi sen ya? Ya kapıdan kovsam bacadan geliyorsun. Ne yüzsüz, ne arsız bir şeysin sen. Sultan teyze. Sen karışma. Ben Sultan teyzemi görmeye geldim. Sultan teyze. Günaydın Sultan teyze. Sabah sabah niye bağırıyorsun Burcu? Fatih, sen de mi buradaydın? Ay unuttum. Seni rüyamda gördüm Sultan teyze. Gündüz niyetine. Maşallah pek aydınlıktı. Bir çay içeyim de anlatayım bari. İyi al. Bardaklar mutfakta. Sen nasılsın Fatih? İyiyim sağ ol. Esra. Hazır mısın seni kreşe bırakayım? Hazırım hayatım. Kızım sen bir şey yemedin. Ya zaten kaşık kadar kaldı suratın. Merak etme kreşte yerim anne. Hadi anne görüşürüz. Sultan teyze bunların araları bozuk değil miydi? Barıştılar mı yoksa? Ay ne olacaktı ki? Fatih sonunda gül gibi karısının boşuna üzdüğünü anladı. İyi hadi bırak onu rüyayı anlat. İyi. Bir çay doldurayım da anlatırız. Zahir Baba. Eğer müsaitseniz bir şey konuşabilir miyiz? Tabii oğlum. Hayırdır? Zahir Baba. Ben düşündüm de bu iş böyle olmayacak. Eğer müsaade ederseniz ben işten ayrılmak istiyorum. Oğlum, burası bir acil kurtarma merkezi. Sen de buranın özel yetiştirilmiş bir elemanısın. Böyle kafana göre hareket edemezsin. Tamam da Fatih. O meseleyi bir şekilde halledeceğiz. Biz burada hayat kurtarıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Ekipten bir kişinin ayrılması yaptığımız görevi sekteye uğratır. Ne o insanların hayatlarını tehlikeye attırırım, ne de Fatih'le senin hayatlarınızı mahvetmenize izin veririm. Anlaşıldı mı? Bunu böyle bil. Esat, bulamadın mı hala şu Fatma'nın izini? Birkaç kez buldum amirim ama hep kayboluyor. Peşindeyim. Yakında izini bulacağım. Ya acele et, bulalım şu kadını. Tamam amirim. İyi günler. Benim bir maruzatım olacaktı. Tabii tabii buyurun. Galiba birinin başı dertte. Buyurun hanımefendi oturun. Buyurun. Ben aşağıdaki caddede bankada çalışıyorum. Bir müşterimiz dikkatimi çekti. Yaşlı bir hanım.
her ay emekli maaşını almaya bizim bankaya gelir damadıyla beraber. Ama dikkat ettim, damadı her seferinde daha bankadan çıkar çıkmaz kadının elinden bütün parayı alıyor. Kadın sesini bile çıkaramıyor. Korkuyor adamdan. Damadı kadına şiddet uyguluyor olabilir mi? Olabilir. Kadına bir kez sordum. Geçiştirdi. Ağlayacak gibi oldu ama o an. Nerede bulabiliriz bu kadını? Adı Binnaz Yıldırım. Adresi de bu kağıtta yazıyor. Bugün maaş günü. Öğle tatilinden sonra yine gelirler beraber. Esat, sen bir araştır. Çocuklar, biz de şu Binnaz Hanım'ı bir ziyarete gidelim. Hadi, hazırlanın çıkalım. Tamam. Esra, yengemin derdine düştük, kendi derdimizi unuttuk. Gerçi ben de fark etmiştim ama annem söyleyince iyice emin oldum. Ne konuda? Hayatım, sen çok zayıfladın. Kontrole gidelim. Ben endişelenmeye başladım çünkü. Kontrol mü? Ne kontrolü? Daha yeni gitmedik mi? Ne gereği var şimdi? Ne yenisi ya? Bir ay oldu neredeyse. Ama... Hiç itiraz istemem Esra. Ben bugün Yılmaz Bey'i arayacağım. Yarın için bir randevu isteyeceğim. Tamam mı? Tamam. Sen bilirsin. Binnaz teyzeciğim, beni hatırladınız mı? Maaşınızı aldığınız bankadaki veznedarım. Sevim Öztürk. Evet, hatırladım. Hayırdır kızım? Kötü bir şey yok inşallah. Beyefendi ki. Binnaz Hanım, ben acil kurtarma ekibinden komiser Zahir Ayazoğlu. Damadınız burada değil, değil mi? Birazdan gelir. Bugün maaş günüm ya. Normalde halimatımı sormaz ama maaş günü geldiğinde erkenden çalar kapımı. Tamam, tamam. Size yardımcı olacağız. Nasıl yardımcı olacaksınız komiser bey? Teyzeciğim, damadınız sizin paranıza el koyuyor. Size de çok kötü davranıyor. Ne yapayım, kader. Binnaz Hanım, bu kader deyip tevekkül edilecek bir durum değil. Resmen zalimlik.
Biz damadınıza dur demek için buradayız. Size yardımcı olacağız. Damadım keser beni. Siz müşteri olun. Bizimle gelin. Siz bizi dinleyin teyzeciğim. Gelin. Fazla vaktimiz yok. Lütfen çabuk olun. Profesyonel oyuncudur. Sizinle yer değişecek. Damadınız geldiğinde kapıyı o açacak. Ama nasıl olur? Ya anlarsa? Siz bize yardımcı olursanız anlamaz. Şimdi arabaya geçip kıyafetlerinizi değiştirin. Bastonunuzu ve gözlüğünüzü de Selma Hanım'a verin. Allah'ım yardım et ya. Selma, sen hazır olunca eve geçersin. Damat biraz sonra gelir. Aman ha, yolda sakın konuşma, dikkat çekecek bir şey yapma. Tamam amirim, siz merak etmeyin. Buyurun. Hadi, buyurun. Yasemin, durum nedir? Geldik Zahir baba, hazırlanmaya başlıyoruz. Tamam. Aç ulan kapıyı. Onlar seni öldürür. Öldürür. Aç ulan kapıyı, adamı hasta etme. Geberdin sandım. Hem de maaş gününde. Düş önüme, yürü. Hadi. Allah onu bilir gibi yapsın. İşte ben de böyle bir diye kapıyordum. Çaresine bakacağız Minnaz Hanım. Murat, Yasemin. Hazırlanın. Geliyorlar. Hazırız Zahir baba.
Kaldır kendini de yürü be kadın. Evladım yavaş oluver. Çık şurayı. Yavaş evladım. Çık. Yavaş evladım. Emekleyerek mi gideceğiz bankaya? Yürü. Yürüsene be kadın, yürüsene. Ah şu bastonu kırmak vardı ya kafanda. Ne konuşuyorsun sen öyle kendi kendine fısır fısır? Ha tamam, tamam. Şimdi sana da vereceğim 20 lira. Üzülme, yürü. Beni sinir etme, yürü dedim. Yürü. Göreceksin birazdan 20 lirayı sen. Peki, madem bu kaplanı beslemede bu kadar iyisiniz, bari büyük kaplanımıza da kahvaltı verin, olur mu? Büyük kaplan mı dedin baba? Gilbert. Hayır, Gilbert'i beslemeyi çok seviyordu. Anneciğim. Anne. Amca. Yardım et. Ne oldu kızım? Annem yerde yatıyor. Hanımefendi. Hanımefendi. Anne, anneciğim. Bir ambulans istiyorum. Korkma kızım, annen iyileşecek. Adresi veriyorum. Halleş şu işi. Bana para lazım. Bir saat sonra koşu var. Göstereceksin mi koşuyu? Biraz bekle. Teyzeciğim, ben yardımcı olayım size. Boşuna beklemeyin. Geç. Şuraya bir imza alabilir miyim acaba? Herif tam bir pislik. Zor tutuyorum kendimi adamın kafasına bastonu patlatmamak için. Biliyorsun. Tamam, teşekkür ederim. Makbuzunuz. İyi günler. Sağ ol evladım. Nereye be? Ver şunu bana. Ne yapacaksın bu kadar parayı? Oo, zam da almışsın. İyi bakalım. İki tek de senin için atarım. Yavrum, nerede benim 20 lira? Hı? Ben şimdi bu bastonu senin kafanda paralamaz mıyım ha? Sen kimsin be? Nerede benim kaynana? Ne yaptın kadına? Evladım. Asıl sen ne yaptın o ihtiyar ve muhtaç kadına? Sen kimsin be?
Ben acil kurtarma ekibinden komiser Zahir Ayazoğlu. Kayınvalidenize yardımcı olmaya geldik. Saçmalık. Ben bir şey yapmadım ki. Bak oğlum. Kul hakkı yemek kadar büyük zulüm ve vebal olur mu? Daha ne yapacaksın? Yaptığına gözlerini yumup, hırslarına gömülüp nasıl yaşayabilirsin ki? Karanlıktasın be oğlum. Biz seni aydınlığa çıkartmak için buradayız. Seni mi dinleyeceğim be? Arkadaşım buraya gel, buraya. Bırak beni. Kimsin sen be, bırak. Gel buraya. Gözleri karanlığa alışan başlangıçta aydınlıktan korkarmış. Sen korkma. Biz sana yardım etmek için buradayız. Kayınvalidene nasıl yardımcı olduysak sana da yardımcı olmaya çalışacağız. Buyurun bir nazar. Bundan sonra da paranızı ona buna kaptırmayın. Allah razı olsun. Kurtardınız beni. Bakın, siz maaşınızı devlete devredin. Onların yurtları var, huzur evleri var. Oralarda güler yüzlü, sıcacık insanlar var. Yeni dostluklar kurarsınız. Kendinizi güvende hissedersiniz. Huzurlu olursunuz. Öyle oluyor mu ki? Bilmiyordum. Oluyor efendim. Allah sizden razı olsun. Evlatlarımı yapmadınız, siz yaptınız bana. Allah sizden de razı olsun. Ah Fatma abla, nerelerdesin? Hiçbir taramada ismin de çıkmıyor. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Buldum. Fatih, sen mi geldin oğlum? Benim annem. Efendim Esat. Fatih, Fatma ablayı buldum. Neredeymiş? Altındağ Hastanesi'nde.